Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün Washington portakallarımızın kontrollerini yapıyoruz. Bugün narenciye bahçesindeyiz. Son kontrollerini yapıyoruz. Unlu bit var mı yok mu diye. Washington erkenli bir portakal. Erkenci portakal olduğu için bu son zamanlar unlu bit ve Akdeniz meyve sineği ile mücadele ettik. Şurada bir sararım var. Unlu bit olay mı var diye bakacağım. Şu an Mehmet abi baktığımız zaman unlu bit ile ilgili herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Akdeniz meyve sineği ile ilgili bir sıkıntı görmüyoruz. Bazı noktalarda sinek mi? Pas böcüsüyle ilgili bir iki noktada sıkıntımız var. Normalde biz şimdi Kozan bölgesinde olduğumuz için denize yakın olan yerler, daha buraya göre daha ılıman olan yer. Denize yakın Karataş bölgesi, Yumurtalık bölgesi, ondan sonra Yüreğir bölgesi. Oralarda pas böcüsü biraz daha sıkıntılı oluyor. Bizim buralarda pas böcüsüyle ilgili çok sıkıntımız ya. Olmuyor abi. Şöyle onunla biter. Bizim bura. Aynen abi. Çevre şey açık. O çok önemli biliyorum. Şu an unlu bitle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok abi. Tutumlar bu sene gayet güzel. Ha, iyi. Genellikle yani bu 2021 sezonunda Washingtonlar genellikle güzel tutmuş abi. Daha büyür bunlar. Tutum biraz daha büyür abi. Büyür, büyür. Şu an gece da gündüz sıcaklık farkı da fazla. Nasıl abi? Sarardık sıra büyür. Sarana büyür da büyür. Yani. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla olduğu için. Bak şurada unlu bit var. Yıldız da var da o artık yapacak bir şey yok ona. Suyun değmediği noktalarda. Evet. Şimdi bizim için zarar eşiği önemli. Bir iki noktada gördüğümüz unlu bit. Aynen. Bazı noktalarda. Suyu içecek su yetmiyor. Su veriyorum. Suyu veriyorsun da abi. Suyu çok aşırı verme. Yok. Kaç saat veriyorsun? 6 saat, 7 saat. 6-7 saat. Kaç güne bir veriyorsun? Şimdi bura bölünük ya. Bir gece buraya veriyorum. Tamam. Öbür gece bir yana veriyorum. Anladım. İki parçada yapıyorsun da. 2 güne bir oluyor yani. 2 güne bir mi veriyorsun? 2 güne bir olmuş oluyor. Abi 2 güne bir verme. Çok verme. Kaç gün? Normalde bir 4 gün falan geçsin abi. Bak görüyorsun değil mi? Daha şu an şey. Bir de bu bahçemiz yeni. Bu bahçemize yeni damlama sulama sistemine dönüldü. 4 güne düşüreyim. 4 güne düşür abi. Çünkü gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Şimdi sulama dengesizliği olduğu zaman bu tarz çatlamalarla karşılaşabiliyoruz. Çatlama sistemleri var ya. Neyse. Var da abi bu şimdi son zamanlara doğru gece gündüz sıcaklık farkı fazla artıyor. Tabii. Şimdi bir de ilk etapta bitki bu salma sulamaya alışmıştı, vahşi sulamaya. Evet. Şu an damlama sulamaya dönüldü. Şimdi ağacın buna adapte olabilmesi için 2 sene geçmesi lazım. Yani en az 2 sene geçmesi lazım. Bir de bu toprak yöne vermeyen toprak. Kara topraktan bir değer. O fark etmez mi? Eder. Kara toprakta gönen olmaz şimdi. O da bir gönen bulun. Bu şimdi. En kurak zamanında. Bu şimdi bu toprak kusuyor. He. Bu toprak kusar. Kusar. Açık renk toprak olduğu için kusar. Tabii. Diğer topraklar gibi değil. Yok. Şimdi sana demek istediğim olayı. Mesela su dengesizliği yaptığın zaman. Tabii, sen çünkü biz bu sene kalsiyumumuzu, her şeyimizi, her türlü uygulamamızı yaptık. He, yaptık. Bir de gece gündüz sıcaklık farkı oldukça fazla. Evet. Yani 4 kere gündüz. Kurak yatıyor ama. Şu an abi, şu an baktığımız zaman gece gündüz sıcaklık farkı arasında yani gece ile gündüz sıcaklık farkı arasında en az 15 santigrat var. Derece var. Çok. Şu an bak tişörtle geziyoruz. Hı. Akşam tişörtle gezebilir miyim? İmkanı yok, ceket giymek zorundasın. Yani bitkinin de yapabileceği bir şeyler bir yere kadardır. Zaten şöyle yaprak düşer, suyu sever bir duruma geldi. Aynen öyle. Şöyle şu an abi lazım. Akdeniz meyve sineği ile ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece bazı noktalarda unlu bit var. Bir iki noktada karşılaştık. O da genelde şimdi ilaçlama. Evet. Normalde ilaçlama kuzey güney yönlü oluyor ya. Kuzey güney yönlü olduğu için bu yani bu tarafa, bu köşeye yani o sol bahçe tarafa, sol tarafa mesela diyelim şu sağlı sollu bu taraflara su temas ediyor. Yani ilaç iyi öyle bir şekilde temas ediyor. Aynen.
Ama şeyine bacana yıkattırdım ya. Ya tabancayla da yıkatmış olsan da abi şu noktalar biraz daha az şey alıyor. Evet. İlacı alıyor. Bu bölgelerde genellikle unlu bit olur. İç bölgelerde. Senin de onu öldürdükten sonra tabancanı yıkarıp konuyor. İyi yapmışsın. Zaten abi biz 3 sefer unlu bit uygulaması yaptık. Hmm. Şey 3 buna... sefer unlu bitle mücadele yaptık. O dal kırılmış mı abi? Kırıldığı için o öyle bir sıkıntı yaşanmış. O köşede de herhalde yanmış herhalde biraz. Ya şu köşe ağaç öyle oldu. Yanına gelir o ağaç. Gelir o ağaçlar gelir. Getiririz. Bir şey yok. Yok bir şey olmaz abi bunlar kendine gelir. Yarısı gitti yalnız meydana. Ya, ya zarar ziyan tespiti yaptırırsın abi. Yok ya etsem de olacak. Şikayet etsem de olacak. Ya şikayet değil eğer zaten. Geldi etfaya telefon açtım. Genelde ben zaten bu damlamanın suyunu söndürdüm. Etfaya gelmezse de öbür tarafa sıçradı bir bahçede. Hayırlısı olsun abi. Şöyle bazı noktalarda poska zararı var ufak tefek. Onlar normaldir. Şey görüyor musun grey potu? Grey potu da bence onlu bit için buraya diktin. Ne yaptın yok, abi? Öyle diktim işte zamanında. Zaten onlu bit genelde çok oluyor. Vakti şey yok. Grey potta daha fazla. Yani ağaç tertemiz. Geçen sene böyle derdi ama onlu bit de oluyordu. Ya bu sene biz düzenli bir şekilde uygulamalarımızı yaptık. Genelden şey yaptığımız için. Aynen abi. Baştan yaptık. Geçen sene de sonradan girdim. Yani baştan sona tüm uygulamalarımızı yaptığımız için sıkıntı yok. Bazı noktalarda pas böcüsü buralarda da var abi. Ha, pas böcüsü. Aynen pas böcüsü zarar şunlar. Hmm. Ya olur normaldir bu kadar. Evet. Şöyle meyvelerimize de baktığımız zaman gayet güzel her görünüyor şey ağaçlarımız. Iyi. Yani bu ağaçta tahminimce 250 ile düşmez, 300 kilogram düşmez. Rahat var yani. Yani bazı ortalama, ağaçlarımız 150 kilogram da var. Ortalama 150. Geçer 150 abi. Yani ha tabii küçük ağaçlarım var. Onları da hesaba katarsan. Evet. Örnek veriyorum şu ağacı katacak olursan. Evet. Bu ağaç ne verir? 30 kilo verir mesela verir, örnek veriyorum. Verir. 30 kilogram verir. Bu ağaç ne verir mesela? Evet. Bu ağaç 300 kilogram verir. Ben şimdi biliyorum hesabımı en azından yaparım. Tepeyi aynen. Mi kaybeder? Yok abi şey ağaçlarımız iyi bu sene. Evet. Bazı yerlerde Trablus var. Aralarda. Ha, Trablus var. 40-50 tane Trablus var. Gerisi Washington. Trablus'ta. Trablus'ta. Güzel marka. Aynen abi. Yani. Geççi bir çeşidimiz Trablus'ta. Trablus mesela. Onu gördüğüm için Trablus yani. Dedim abi zaten. Güzel marka. Geççi yani. Bir çeşidimiz. Evet. Washington ise erkenci bir çeşidimiz. Tabii. Şu an meyvelerimize baktığımız zaman. Güzel. Gayet yani şey meyveleri nebatları da güzel görünüyor abi. Daha büyür mü? Büyür daha. Yani hani bundan bir ay önceki kadar büyümez de büyür yani. Tabii, biraz daha kalıbını alır yani. Büyür. Hasata kadar. Tabii. Müşteri geldi mi abi hiç? Yok. Şu an piyasa nerelerde bilgin piyasa var mı? Şu an 1,5 diyorlar da. 1,5 lira civarlarında. Naval'in 2 ile 2,5 arası. 2-2,5 arası Naval'in. Yalnız şeyin durumuna göre, malın durumuna göre. Tabii. Mesela şurada da baştan ağaçları var. Bizim bile uymaz. Aynen öyle abi. Ya biz baştan sona her şeyimizi abi, düzenli bir şekilde yaptığımız için. Mal şimdi al benli olacak biliyor musun Ramazan? Evet abi. Al benli olduğu zaman sorun yok. Bizim işimiz müşteriyi memnun etmek. Yani abi, çiftçimizi memnun etmek. Tabii. Biz de çiftçiyiz sonuçta. Evet. Aralık ayına bir iki rahat olur yani. Bak burada unlu bit mesela. Ha. Bu sararma unlu bitin sararması. Evet. Başka bir şey değil abi. Unlu bitten dolayı. Şirayı bu döküm diyor. Yapacak. Var bazı noktalarda var da suyun değmediği noktalarda çok bahçeler var. Bizim bile uymaz. Ya abi, güzel bizim bahçemiz yani gayet güzel. Şey hoşuma ya. Gidiyor benim. Bazı bahçelere baktığım zaman meyve çok ama ebatları küçük. Küçük değil mi? Ya şöyle meyvemize baktığım zaman standart. Avcumun içine yani. Evet. Avcumun içine tam olarak alamıyorum. Yani şu an standart bir mal yani. Evet. Meyvelerin standart olması daha iyi. Şurada bir bahçe var. Baştun. Karşı girdim derler. Evet abi. Halil. Ufacık. Diyorum ya abi bizimkilerin ebatları yine iyi. Bana göre gayet güzel. Geçen ben Işıklı'ya doğru gittim. Var çok var. Buraya uyar bir gün görmedin mi? Abi bakarsan bakmazsan. Dağ olur derler. Bunlar da Trablus portakallarımız. Bunlar da Washingtonlarımız.
Abi ortalama şimdi hedefim yani bizim 200 kilogram ortalama gelir diye düşünüyorum. Küçük ağaçları saymazsak evet. 200 kilogram her ağacımızda 200 kilogram. 350 ağaç var. Bir tane saymıyor. Trablusları yani. Saymıyorum abi. Sadece Washington'lar için konuştum ama trabluslar da gayet güzel. Trablus da iyi maşallah. Trablus da maşallah güzel yani. Daha trablus daha çok var abi kesimde. Meyveler güzel maşallah. Karşı taraf Washington. Bu Washington şu. Şimdi biz her şeye rağmen biz yine bir Akdeniz meyve sineği için uygulamamızı yapacağız. Tamam. Çünkü sıcaklıklar 20 santigrat derecenin üzerinde. Genellikle gece gündüz sıcaklık farkı 16-17 santigrat derecenin üzerinde olursa sıkıntı olmuyor ama. Başlıyorum. Aynen abi. Bazı noktalarda var, çatlamalar var. Büyür bu ya. Büyür ya, büyür abi. Daha büyür. Daha katsın. Ya şimdi bazı şeyler, bazı bölgeler meyve tutum fazla olduğu için ağacın da kaldırma kapasitesi bir yere kadar. Bu biraz daha fazla gibi ama büyür. Şimdi ben ağzını büyür, büyür abi. Şurayı içeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.